bok gibi bir güne uyandım. Hans siktir gri olmuş. Erken kalkmamak beni artık çok yoruyor. Bu fırsat insanın eline bir defa geçer ve gri yapma şansımı yine mavi yaparak harcadım. Siz bu videoyu izlediğiniz için bir önceki günü bugün. Hayatıma hoş geldiniz. Şeylerden bahsetmek istiyorum. Sonra da güzel şeylerden bahsetmek istiyorum. Aslında saat 8'de uyanmıştım ama gerizekalı olduğum için tekrar uyudum ve saat 2'de uyandım. Ondan sonra çok istemeden annemin kalbini kırdım. Çünkü beni uyandırmadığı için çok sinirlendim. Bir araştırmaya katılmıştım ve 7 gün boyunca doldurmam gerekiyordu. Onun üzerinden ek puan alacaktım bir dersim için ve dün onu doldurmayı unuttum. Suratımın haline bakın. Her tarafım sivilce doldu. Bu nedir? Güzel uyumuyorum, güzel beslenmiyorum. Ama bence asıl bunların çıkışının sebebi kullandığım bir şey dokundu ve ne olduğunu biliyorum. Yani bir tane kağıt maskeden yeşil çaylı bir kağıt maske dokundu. Yani şimdi evet, kötü şeyleri söyleyip o enerji yoğunluğunu boşalttıktan sonra sıra iyi şeylere geçiyor. Şu an iyi şeylerden bir tanesi, şu anda evde yalnızım. İstediğim kadar ağlayabilirim, istediğim kadar bağırabilirim. Bütün sınav konularımı bitirdim şu anda. Çalışacak hiçbir şeyim yok. Yani sadece tekrar etmek kaldı. 3. Şu anda vlog çekiyorum. Nereden tutarsan kârdır. 5. Çalışma için dün katılamamış olabilirim ama 2 gün yedeğim var. Ve şimdiye kadar yedeklerimden hiç harcamamıştım. Birazcık arındığıma göre. Bugün o kadar gıcığım ki. Mesajlarınıza bakıyorum Instagram'dan. Takipçi kitlesi genişledikçe of, çekiliş yapmayı bu yüzden sevmiyorum işte. Çekiliş yaptığın zaman sadece çekiliş için profiline gelen insanlar bazen gerizekalı oluyorlar. No offense. Mesaj kutum şimdiye kadar hep işte Sude bana şöyle iyi geldin, bak beni şöyle etkiledin, Sude hani bak ben şöyle şöyle bir insanım, şunları 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 yapıyorum, senin sayende şuna başladım, senin sayende benim sayfa, benimle alakalı, benim onlara sunduğum faydayla alakalı mesajlar. Ama çekiliş yapmaya başladım, şöyle mesajlar gelmeye başladı. Abla çok zor durumdayım, bana yardım eder misin? 5 kitap 100 lira tuttu, bana bir yardım et de 3'ünü de alayım, 5'ini de alayım. Böyle bir rezalet olabilir mi gerçekten ya? Yani hayatım boyunca asla kimseye böyle bir şey yazmadım ve ayıptır yani bu hani. Ve şöyle şeyler yazıyor. Abla niye cevap vermiyorsun? Lütfen cevap ver, lütfen cevap ver, çabuk cevap ver. Ben çok zor durumdayım, ben şöyle bir... Benim babam yok. Yani saçma böyle insanlar gerçekten. Hayatımda olmasını istemediğim insanlar. Neyse bu kadar. Şimdi yapacağım şeyleri söylüyorum. Sakince sigaramı içeceğim. Birazcık uyanacağım. Kendime geleceğim. Yani bir enerjimi toplayacağım. Ondan sonra birazcık meditasyon yapıp böyle enerjimi yükseltmeye çalışacağım. Az önce anneme evden gönderdiğim için çamaşırlar bitmiş ve çamaşırları asmam gerekiyor. O yüzden güne çamaşır asarak başlıyorum. Bu tişörtü hediye ediyorum size Instagram'dan. Yaptığım çekiliş buydu. Hem de size ve bir arkadaşınıza, o yüzden Instagram'a... Saçımı boyayacağım. Ya kahvaltı ettim. Başka hiçbir şey yapmadım. Şimdi saçımı boyayacağım. Saçımı o yüzden pis bıraktım birkaç gün. Aslında açacaktım diplerini çünkü bayağı uzadı gördüğünüz üzere. Fakat ama ve lakin açmaktan vazgeçtim. Sadece maviye boyayacağım. Çünkü birazcık saçımın dinlenmesini istiyorum. Birazcık uzamasını istiyorum. Aslında bu sarılardan çok memnunum. Bu sarıları çok seviyorum. Yani keşke saçımın komplesi böyle sarı olsa. Ama sarı saç beni biraz yaşlandırıyor ve sarı saça bakmak, sarı saçla uğraşmak falan çok zor gerçekten. O sebeple şimdilik birazcık idareten dursun diye saçımı maviye boyayacağım. Benden sürekli saç boyama videosu istiyorsunuz ama yani kaç defa yapabilirim ki? O kadar çok saç boyama videosu yaptım ki 3, 4, 5, 5 tane falan saç boyama videosu yaptım sanırım. Ve yani ben saç boyamasıyla ünlü bir YouTuber'ım. O yüzden daha fazla yapmak birazcık tekrara düşecekmiş gibi hissediyorum. Çünkü farklı bir şey anlatmayacağım. Farklı bir şey yapmayacağım yani. En güzel saç boyama videom, yani en bilgilendirici saç boyama videomu
Buraya değil. Buraya. Evet. Bırakıyorum. Oradan gidip hani ilk defa saçınızı boyayacaksanız detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz, inceleyebilirsiniz, öğrenebilirsiniz nasıl boyayacağınızı. Çünkü evde boyamak çok kolay ve kuaförlere kıyasla daha ucuz. Şimdi ben nasıl başlıyorum? İlk başta tabii ki her tarafıma vazelin sürerekten başlıyorum. Çünkü vazelinsiz saç boyamak gibi bir şey düşünülemez. Yoksa her tarafınız masmavi, rengarenk bir insan olursunuz. O yüzden her tarafıma, yani gelme ihtimali olan her tarafıma, kulaklarım ve kulak arkalarım dahil olmak üzere buna. Çünkü asıl kulaklar çok sıkıntı. Kulaklar inanılmaz boya oluyor. Avatar gibi oluyorum. Ve ense. Ense de bayağı önemli. Ben hani Ankara'da hep boyalarımı Sıhhiye'de İlkis Sokak'tan alıyorum. Sıhhiye'de İlkis Sokak'tan alıyorum. Kuaför toptancısı çok daha ucuz oluyor. Kuaförler daha ucuza geliyor falan diyordum ya. İnternetten daha ucuza geliyor falan diyordum ya. İstanbullulara müjde. İstanbul'da bir kozmetikçi, kuaför malzemeleri satan bir yer benimle iletişime geçti ve ben ilk PR paketimi gönderdiler. Adresini de buraya bırakıyorum. Küçükçekmece'de. Gidip alabilirsiniz oradan ve bana söyledikleri şey şu: çok güzel ürünler göndermişler. Mesela böyle bir ürünün varlığıyla alakalı hiçbir fikrim yoktu. Eğer ki senin isminle gelen olursa, hani ben Sude Yüksel'in videosundan geldim, Sude Yüksel'den geldim diyen olursa indirim yapacaklarını söylediler. O yüzden eğer İstanbul'daysanız, internetten almak zorsa, bir şey zorsa falan, Mila Kozmetik'e gidin. Çok tatlılar gerçekten. Çalışanlar da çok tatlı, sahibi de çok tatlı. Daha çok çeşit var. Ankara'dakine kıyasla renk çeşidi daha fazla. Tam 1 saat oldu saçımı boyalı. 1 saattir kafamda. Şimdi gidip yıkayacağım. İşte bu saç boyamanın da yıkama kısmını hiç sevmiyorum. Haftalık cilt bakım rutinimi Instagram'da paylaşmıştım. IGTV'de bir video yüklemiştim. Aşağıda her zaman Instagram hesabımın linki oluyor. Oradan tıklayıp izleyebilirsiniz. Merak ediyorsunuz. Şimdi cilt bakımımı yapacağım. Saçımı yıkayacağım. Sonra görüşürüz. Videolar oldu. Ve o videoların hiçbirine istediğime ulaşamadım. Ama hiç uğraşmadan boyadım. Yani hiç gerçekten hiç efor harcamadım. Şimdiye kadarki en hızlı saç boyamamdı. Ve efsane güzel oldu. Şimdi soracağınızı düşündüğüm şeyleri hemen hızlıca anlatayım. Bu elimdeki Bosch markasının o kadar eski bir şeyi ki Beauty XX Curly diye bir şeyi. Ama benim saçlarım çok ince telli olduğu için hemen her şekilde her şeye şekil alır. İkincisi, ensemi boymak için Jamaican Jeans colorlarından, zaten aslında bütün markaların aynı, sadece renk seçenekleri değişiyor. Renk isimleri de aynı. Jamaican Jeans color'ın lilac ve marshmallow rengini karıştırarak uyguladım. İkisinden de yani bir ölçüsü yok. Eşit oranda karıştırdım neredeyse. O yüzden böyle oldu. Üst kısımlarında Dream Blue'ya boyadım. Sadece Dream Blue, başka hiçbir şey karıştırmadım. Gördüğünüz üzere efsane güzel bir gri olmuş. Ama ve lakin eğer bu gri, şimdi burada daha kaliteli duruyor. Daha uçlar biraz daha lilamsı, üst taraflar biraz daha mavi duruyor. Çünkü o da dipleri maviydi hatırlarsanız. Uçları tam sarıydı. Tam sarılar biraz daha lilamsı tutmuş. Dipler mavinin üstünde olduğu için biraz daha şey tutmuş. Neydi onun adı?
daha grimsi tutmuş. Ama eğer bunu komplesine boyasaydım, şimdi burada çok fark edilmiyor çünkü çok kısa bir saç. Ama aşırı renk farklılıkları olacaktı ve böyle istediğim gibi güzel durmayacaktı yani. Ama bu... Yani sen nesin Sude? Sen nesin? Burnundaki Sude kreme bakmadan saçının bu seksi, bu güzelliği nedir yani diye bir sorarlar insana. Siz beni tabii hiç düz saçlı görmediniz neredeyse değil mi? Ben hep kıvırcıktım ama böyle yılda bir kere iki kere falan saçım düzleşiyor. Tabii saçımın komplesini boyamadığım için bir miktar pişmanım. Şu mavi aksın direkt yapıştıracağım marshmallow. Bu marshmallow'dan dolayı oldu bu arada. Lilac'tan dolayı değil. Bu grilik marshmallow'dan dolayı oldu. Benim tecrübelerime dayanarak konuşuyorum şu an. Çünkü gri saç kullanmak istiyorum açıkçası bir süre. Kendime yakıştıracağını düşünüyorum. Hiç gri saç kullanmadım şimdiye kadar. Gri saç faciamı izlediniz mi bilmiyorum ama. Şu şeylerden bir tanesi gri saç rezaletimin şeyini bırakacağım. Linkini bırakacağım. Oradan gidip izleyebilirsiniz. Allah'ım çok güzel oldu bu saçım. Saçımın güzelliğinden kafayı yedim. Bu saçı şu hayatta yaptığım en efsane saç olarak ilan ediyorum. Ama bu kadar cool'luğun içine... Ayağımda da şu terlikler var. Size cool bir kombin yaptım. Bu sıralar bu tarz kombinler çok popüler. Kumaş pantolon ama biraz spor gibi çünkü lastikli burası falan. Bunu ben Bershka'dan almıştım. Hala vardır buna benzer pantolonlar her yerde bulabilirsiniz. Zaten üstümdeki annemin ve Park Bravo'dan çaldım böyle çok güzel limon küfü mü deniyor bu yeşile. Hırka aslında bu. Ama bu triko hırkaları içine bir şey giymeden böyle önünü bağlayıp içine sokup giymek bu sıralar çok popüler. O yüzden bu tarz bir kombin yaptım. Kemer takacağım. Çünkü bu kombine kemer olmazsa olmaz. Bu kemeri de LCY2'den almıştım. 20 liraya falan almıştım herhalde. Kemer ihtiyacı olanlar LCY2'ye bir baksın. Çok kaliteli değiller. Kemerler çok kaliteli değil. Ama çok çok güzel kemerler var. Bu da kemerimiz. Ama kemeri değiştirsem mi diye düşünmekteyim şu an. Yep, kombinimiz budur. Şimdi bunun altına, bu kadar böyle klasik, yani 20 yaşındayım kardeşlerim, sakin olun. Çok klasik oluyor bu kombinler. O yüzden bunları biraz sporlaştırmak gerektiğini düşünüyorum ben. Şimdi ben bunun altına şu kaba beyaz spor ayakkabıları var ya, onlardan bir tane giyeceğim. Ve bere takacağım, beremi de gösteriyorum. Beremi de yine LCY2'den aldım ve 12 liraya falan aldım abi. Ve bunun 3 rengini aldım. Bütün renklerini alın yani ve çok güzel. Hem ne çok kalınlar, böyle sizi terletecek gibiler, ne de çok inceler, kışın ortasında üşütecek gibiler. Çok idealler ve çok güzel duruyorlar. Hani çok kalın olmaması da güzel duruyor görünüşte çünkü hani böyle şişik durmuyor. İnce olması da böyle yapışık durmuyor. Sizin saçınızı, kafanızı falan gayet güzel gösteriyor. Bu şekilde kullanacağım. Şimdi makyaj yapmayacağım yeni cilt bakımı yaptığım için ve Berkay'ın yanına gittiğim için. Şimdi ben çantamı hazırlayıp evden çıkacağım ve Berkay'ın yanına gideceğim. Onunla beraber ders çalışacağız. Belki bir kahve içeriz, sonra biraz sohbet muhabbet, sonra bu video editlenecek ve günün kapanışı yapılacak. Bu arada saat şu anda 8 falan, 7.30-8 gibi falan. Bugün bütün gün evdeydim. Aslında planım şeydi, kütüphaneye gitmekti. Sabah uyanamadığım için o iş yalan oldu yani. O yüzden böyle evde bir gün geçirdik. Çok güzel oldu, saçım da çok güzel oldu. O yüzden mutluyum yani. Aslında bugün beni bayağı tatmin etti. Bu şarkı o kadar iyi bir şarkı ki. Aşağıya Spotify linkimi de bırakacağım. Oradan beni takip edebilirsiniz. Bu tarz şarkıları böyle Calm Down diye bir listeye ekledim. Ben de ne eksik diyorum. Meğersem halka küp eksikmiş.
Şimdi bu haftanın videosu, yani benim düğümü izliyorsunuz siz çarşamba günü. Yani yarın yüklenecek bu video. Ve ondan sonraki haftaya da yarın yüklenecek. Yani benim yaşayacağım yarını siz haftaya çarşamba izleyeceksiniz. Aboneyseniz eğer zil butonuna tıklarsanız da video yayınladığım anda haberdar olabilirsiniz. Yani o yüzden haftaki videoyu kaçırmayın derim. Şu sıralar biraz derslere gömük durumdayım. Çünkü vize haftası ve eminim herkes bu moddadır şu anda. Biraz size onunla ilgili güzel bilgiler vereyim. Pazar günü saat 1'de Ekim sohbetleri yayına girecek. Bu da yarın yayına girecek. Her çarşamba saat 6'da, her pazar saat 1'de video yayınlıyorum. Abone olup zil butonuna tıklarsanız haberdar olabilirsiniz her zaman. Bu videonun da sonuna geldik. Pazar günü görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.